Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Çünkü konum ülkemizde dönüm başına fındık üretimi neden düşük? Bildiğiniz gibi Cennet Türkiye'miz dünya üzerinde uygun iklim kuşağındaki konumu itibariyle bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından en üstün ekolojik avantaja sahiptir. Hatta hem Yakın Doğu hem de Akdeniz havzası içinde yer alan Türkiye birçok tür ve çeşidin gel merkezi durumundadır. Ki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Son 10 yılda profesyonel meyve yetiştiriciliğine önem veren Türkiye, bundan önce geleneksel basit yöntemlerle meyve yetiştirmeye çalışıyordu. Ve hala aramızda profesyonel meyve yetiştiriciliği yapanlar olsa da çoğumuz hala amatör yöntemleri kullanıyor. Derme çatma yöntemlerle elde ettiğimiz verime razı gelerek yolumuza devam ediyoruz. Oysa ki bizden daha kötü iklim koşullarına sahip olan ve daha az topraklara sahip olan ülkelere baktığımızda bizim derme çatma ürettiğimiz ürünlerin kat ve kat fazlasını üreterek dünya ekonomisine ve gıda kıtlığına katkıda bulunmaktadır. Fidanı en uygun koşullarda ve maksimum verimle elde etmek deyince aklımıza ilk önce o ürünün iklim koşullarına uyum sağlayıp sağlayamadığı geliyor. Akabinde toprak analizi, akabinde nitelikli fidanlar, akabinde dikim aralıkları, bakım, sulama, gübreleme, ürün vermeye başladığı vakit kaliteli ürün adedini ve kilogramını arttırmak, ağaçları hastalıklardan korumak, tozlaşmasını sağlamak, toplama kolaylığı muhafaza etmek, ürünün bozulmadan nakliyesini sağlayabilmek ve en önemlisi de bunları denize ya da çöplüklere dökmeden satabilmek. Bunların içerisindeki bir unsur bizim fındık üretimimizi İtalya'nın altıda birine düşürüyor. Daha önceki budama videolarında anlattığım gibi tek lider dal üzerine yan paralel dallar bırakmak. Sevgili izleyiciler tek sorun burada. İtalya'ya gittiğimizde bu piramit sistemini uygulamaktalar. Ancak bizde Türkiye'de hala geleneksel dedelerden kalma çalı sistemi uygulanmaktadır. Oysa ki biz Anadolu üzerine yanlardan bırakılmış dal sistemini uygulamış olsaydık, bir fındık fidanının tek bir kolu bu 10 çalı fidanı kadar olacaktı. Yine ne kadar fazla dalımız olursa o kadar fazla verimimiz olur kısmını bir kenara bırakıyorum. Ben Budama videolarımda her zaman ne hatırlattım sizlere? Yere paralel olan, yani toprağa paralel bakan dalların çok verimli olacağını. Yere, toprağa yani gövdeye 90 derece açılı dallar, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 150'den sonra yine riske giriyor. Göğe doğru uzanan dik dallar, obur dallar oluşmaya başlıyor ve onlar verimsiz dallardır. Onlardan Yere paralel olanlar kadar çok fazla verim alamazsınız. Bu işin fizik kısmı, bir de işin sünnetullah'ına bakalım, tasavvuf boyutuna. Bizler namaz kılarken seccadede rükûya durduğumuzda içgüdüsel belleğimize format atarız. Hayvanlara baktığınızda da hayvanların da gövdesi yere paraleldir ve onlar da içgüdüsel çalışırlar. Aynı şekilde ağaçların da yere paralel bakan dallarında fabrika ayarları maksimum seviyede çalışır. Yetişkin bir bodur ceviz ağacına benzeyen fındık ağacından 30 kilogram ürün almak mümkündür. İtalya'ya baktığımızda lider dal üzerine yani ana gövde üzerine bırakılmış yan dalları ile fındık üretimi yapıldığını gözlemlemekteyiz. Son birkaç yıldır Türkiye'de de bu sistem uygulanmaya başlamış, bazı örnek bahçeler oluşturulmuş ve sevindirici haberler alınmaya başlamıştır. Toprak, maliyetsiz en büyük ve en verimli fabrikadır. İklim ise bize sunulmuş en büyük ikramdır. Sizce de Türkiye olarak artık kendimizi geliştirmenin zamanı gelmedi mi? Bahçelerinize bol bereket duasıyla kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz videomu beğen tuşuna tıklamanızı, hala abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Sağlıkla kalın, hayırlı günler dilerim.